Biraz önce de söylediğim gibi terör örgütleri tamamen yok edilemez. Terör örgütleri ancak marjinalize edilebilir. Ve marjinalize olan terör örgütleri mafyalaşır. Şimdi ilk terör eylemi, bölücü terör örgütü PKK'nın ilk eylemi 1984 yılında Şemdinli Eruh baskınları ile gerçekleşti. Aşağı yukarı 40 yıl geçmiş. 40 yılda terörle mücadele için Türkiye trilyon dolardan daha fazla bir para harcadı. Maliyeti hem insan değeri olarak, ki hiçbir zaman parayla izah edilemez bu değer, binlerce güvenlik görevlimizi, polisimizi, askerimizi, korucumuzu şehit verdik. Ayrıca pek çok masum yurttaşımız orada baskınlar ve PKK katliamları sonucunda hayatlarını kaybettiler. Ben çok acı görüntüler hatırlıyorum. Mesela bir baskından sonra bir mezraya gitmiştik. Özel harekat polisleri gazete kağıdına sardıkları bir şeyi getirdiler bana. Açtım, açtım, açtım. Şu parmağım kadar bir bebek ayağı kopmuş. Bebekleri bile öldürmüşler. Hiç acımadan. Hiçbir canlı bırakmamışlardı mezrada. Şimdi o bir trilyon, minimum bir trilyon dolar. Eğer terörün kaynağı neresiydi? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sosyoekonomik geri kalmışlığından kaynaklanan bir takım sorunları terör örgütünün sömürmesi, işte bölücü amaçların da buna dahil olması ve uluslararası destekle de daha çok sayıda gencin çıkmış olması. Bu trilyon dolarlarla kaç tane Doğu ve Güneydoğu Anadolu sıfırdan inşa edilirdi? Hiçbir sosyoekonomik sorunu kalmayacak bir şekilde. Neyse, onu yaşadık. Bugün haklarını teslim edelim. Gerek Milli İstihbarat Teşkilatı, gerekse Emniyet Teşkilatı. Bir zamanlar ordumuzun bile giremedi Kuzey Irak topraklarında. Çok ince operasyonlar yapıyorlar, nokta operasyonları yapıyorlar. Ve PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri ta Suriye içlerine girerek operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu anda PKK marjinalize olmuş durumda. Marjinalize olmasına da şu nedenle olasılık tanıyorum. Eğer eski PKK eski gücünde olsa bugünkü gibi bir eylemi hiçbir şekilde tasavvur etmezdi, planlamazdı. Çünkü bugünkü eylem tamam zamanlaması açısından, mekan açısından son derece manidar ama tam bir intihar saldırısı. Yani o eylemi yapacak olan teröristlerin öleceklerini bile bile ve sonuç ses getirecek bir eylem olmaktan öte bir durum ortaya çıkacağını bilerek giriştikleri bir eylemdir. Şimdi bizim yoğunlaşmamız gereken nokta zehir tacirleri, daha doğrusu narko terör ve silah uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye'de geldiği olağanüstü boyutlarla suç örgütlerinin bundan beslenmesiyle ve bu rantı elde etmeye yönelik mücadele sonucunda karşılaştığımız tablodur. Esas yoğunlaşmamız gereken tablo bence budur. Bakın bugün İstanbul'da Esenyurt'ta bir çevirme olsa, olmaz ya, antidemokratik bir uygulama yapılır. Hiçbir şekilde onu tasvip etmem. İnanın silah bulunan ev sayısından daha ev sayısı silah bulunmayan ev sayısından daha fazla çıkar. Yani neredeyse herkes bireysel silahlanmanın peşinde koşar hale geldi. Silahın kolaylıkla bulunabildiği, erişilebildiği bir süreç içindeyiz şu anda. Geçenlerde yapılan bir suç örgütü operasyonundan sonra konuştuğum bazı o operasyonu yapan polisler şunu söylediler bana. Bunlar uyuşturucudan daha çok silah ticareti yapıyorlar dedi. Uyuşturucunun her türlüsü, biraz önce söylediğim gibi,
artık öyle büyük laboratuvarlar, eskiden eroin üretimi için İstanbul'un işte uzak ilçeleri seçilirdi, oralarda çiftlikler seçilirdi. Çünkü eroinin imalatı için proses gerekiyordu ve koku çıkartıyordu. Şimdi öyle değil, sentetik uyuşturucuları bir çok katlı apartmanda herhangi bir daireyi kiralayan bir kişi hiçbir koku çıkartmadan, hiçbir kuşku yaratmadan evinde üretebilir. Bu hale geldi ve bunun kazancı da bundan kaynaklanan kara parada kontrolü zor bir para olduğu için ve delicesine çoğalan bir miktara ulaşabildiği için çok büyük güç haline geliyor bu işi yapanlar. Silah ve uyuşturucu kaçakçıları şu anda mücadele edilmesi gereken çok önemli bir güçtür ve kamu düzenini tehdit eden en büyük oluşumlardan birisidir bu. Terör örgütü Avrupa'da, PKK terör örgütü Avrupa'da mafyalaşır dedim ya biraz önce, gelirini tamamen haraçlardan sağlıyor. Haraç ve uyuşturucu madde satışından sağlıyor. Biz bunu arenada geçmişte çok örneklerini sergiledik. Benim tanıdığım bazı iş insanları var. Haraç vermediği için terör örgütüne, çünkü örneğin İngiltere'de, Londra'da mahkeme bile kurmuşlar. Kaç defa lokantalar zinciri saldırıya uğradı, kendi elemanları çeşitli tuzaklar kurdular, sızdırılmış olan elemanları kurdular ve dükkanlarını, lokantalarını elden çıkartmak zorunda kaldı. Ayrıca suç örgütleri öyle bir noktaya geldi ki, yani bunlar için milyon dolarlar falan bozuk para mertebesine ulaştı. Bozuk para olarak niteliyorlar bunları. Bir örnek vereyim sadece. Biraz daha hızlı yurttaş, rica edeyim. Yurttaş, hemen bitiriyorum. Yurttaş, suç örgütü liderini ya da işte suç örgütünü şikayet etmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyor. Emniyet Müdürlüğü'nün özel otoparkında onu suç örgütünün lideri karşılıyor. Suç örgütünün lideri ve adamları karşılıyor. Emniyet Müdürlüğü'nün, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün özel otoparkında silah zoruyla bir arabanın bagajına sokuluyor ve oradan kaçırılıyor. Şimdi siz bunu nasıl yorumlayabileceksiniz? Böyle bir olayın rahatlıkla cereyan ettiği bir ortamda siz kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işleyebileceğini düşünebilir misiniz? Yani şu andaki Türkiye'nin verdiği hayati mücadele, vermesi gereken hayati mücadele, mafyalaşan terör örgütü, artı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle olan mücadeledir. Bunu kesintisiz olarak yerine getirirken, hukukun üstünlüğünü ve suçu işleyen kim olursa olsun ceza yasalarının öngördüğü bağımsız yargı tarafından verilmesi gereken cezanın ötesine geçilmediği ama cezaların da bir hakkın adil bir şekilde uygulandığı bir düzeni evvel emirde mutlaka Türkiye'nin hayata geçirmesi gerekir. Aksi takdirde kamu düzenini zorlamak, tutmak, düzende tutmak çok zorlaşır ve yani bunu tekrar eski haline döndürmek de olağanüstü güçtür. Çok teşekkür.